ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytdilarki, "Ad-dinu an-nasihatu. Kunna liman ya Rasululloh? Qala lillahi va li rasulihi va li kitabihi va li a'immatil muslimin va li ammatihim." Yo'inki va ammatihim. Din nasihat dedilar. Xolis gapirmoq xolis amal qilmoqlik, guvohliklarda xolis turishlik, din shu dedilar. Ashabi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam din nasihat deganlarida kim uchun xolis turishlik ya Rasululloh dedilar. Nima uchun, qaysi narsalar uchun xolis turishlik deganlarida Alloh uchun xolis turish dedilar. Va Allohning kitobi uchun xolis turishlik. Va Allohning rasuli uchun. Avvalda aytdilarki, Alloh uchun xolis turish, rasuli uchun xolis turish va Allohning kitobi uchun xolis turish va musulmonlarning imomlari uchun xolis turish. Imom kim? Imom deganda biz masjidning imomini tushunamiz ko'prog'imiz. To'g'ri. Masjidning imomi imom hisoblangan. Lekin zamoni saodatdagi imom viloyatning eng kattasi hisoblangan. Chunki u kishigina imomga masjidda o'tgan. Islom hukmi barpo bo'lgan vaqtda juma xutbalarini sultonlar o'qigan. Ya'ni musulmonlarning imomi qo'ygan. Musulmonlarning imomi imomat masjiddagi juma namoziga xususan imom xatib bo'lishlik bu musulmonlarning peshvosini vazifasi bo'lgan. Demak, imom deganda bir tomondan masjidni imomi tushunishibgina qolmasdan Allohning hududlarini barpo qilib turuvchi kishini musulmonlarning imomi deyiladi. Ya'ni o'g'rilik qilganni qo'lini kesishlikka qodir bo'lgan va shariatning hukmlarini buzgan vaqtda jinoyatlar sodir bo'lganda shu hukmlarni barpo qilishlikka qodir bo'lgan kishini musulmonlarning imomi deb e'tibor qilingan. Shu musulmonlarning imomi uchun xolis turish va umumiy musulmonlar uchun xolis turishlik dedi. Alloh uchun xolis turish nima? Ibodatni faqat Allohni o'ziga qilishlikdir. Ibodat ma'nolarini alhamdulillahi robbil alamin tushunamiz mana. O'tgan darslarimiz bizga ibodat ma'nosini tushuntirgan. Ya'ni 24 soat ichidagi qilgan amalning har birini faqat Alloh uchun xolis qilishlik ibodat bu. Buni xolis Alloh uchun qilishlik shariatga muvofiq bo'lgan amal bu ibodat. Allohga xolis bo'lishlik bilan maqbul bo'ladi. Alloh uchun nasihat, ya'ni Allohga biz nasihat qilib gapirmaymiz. Alloh uchun xolis turamiz. Ya'ni ibodatni faqat Alloh subhanahu va taolo uchun qilishlik bu an-nushu lillah hisoblanadi. Rasuli uchun xolis turish. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ashablari Rasuliga xolis turishdilar. Ya'ni hayotlarida rasuliga yordam berish, buyruqlariga bo'ysunish, u kishi qaytargan narsalardan qaytishlik, u kishining o'tib ketganlardan keyin sunnatlariga amal qilishlik va sunnatlarini saqlashlik va sunnatlarini tarqatishlik va sunnatlarini mudofaa qilishlik xalqni yo birovni rioya qilib emas. U kishining sunnatlarini mudofaa qilishlik,
ve o kişiden sahih bulgen rivayetlerini şübhelendirmesten anıp beyan kılıçlik ve o kişiden sabit bulmagan narsalarni bu mevzu, bu kizb deb aytollashlik. Resulüge halis duruşlikning bittesi yana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya muhabbet kılmalık ve o kişinin yine ergeçlikke tellemalıdır. Eğer bir milletnin addi bir kimsesilerge ergeç yaptı biraderler. Bizning Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdik ergeçedigen bizge namune boledigen zat bolib türüp mene bu kişini taşlar kayalarga ergeç etkenliğimizi ham bilip koyduk. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için halis duruşlikmez biraderler. Eğer birer bir milletini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdik namune boledigen bu kişinin bir az yine bir suretini vücutke kiltirgen rehberi bogen de bu rehberi ergeçken bulardı. Bana bu ergeçlik muhabbet tarafından vücutke kilmalığı gerek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetlerini kılmasından kayalarga biz ergeç kitiyetkerliğimizi ham bir oyla koymalığımız gerektir adamlar. Müslümanların imamlarına halis duruşlik. Tekrar aytamiz, imam Allah'ın hükmünü icra kılucu kişi. Mana bu Müslümanlar imamlarına özlerinin menhecilerini ruhyopka çıkarışlıkta yardımlaşış. Ularının dergen İslam'a muvafık bulgen talimatlarını ruhyopka çıkarış. Allah'ın itaati bulgen büyüruklarına itaat kılışlık. Ve ular bilen ularga xitob qilishlikda hikmat yo'li bilan xitob qilishligimizdir birodarlar. Musulmonlarning imomlariga xitob qilishligimiz ommay xalqqa xitob qilishligimizda qab bo'lmasligi kerak. Musulmonlarning imomlariga takror aytamiz, musulmon shariat hukmini barpo qilib turgan imomlariga xolis turishlik jumlasidandir. Musulmonlarning imomlariga qarshi bo'lgan odamga yordam bermaslik ve ularının sırlarını başkalarına taş kılmaslık ham Müslümanlarının imamıya halis duruşluğudur. Ammayı Müslümanlarına halis duruşluk. Ularının edeşken kişilerini hak yolunu ularına kürsetiş, cahillerine talim veriş, muhtaçlarına manevi muhtaç, maddi muhtaç bulgen kişilerge yardım veriş, ularge emr-i maruf, nehi münkerini berpa kılıçlik ve ularge ammeyi Müslümanlarge, tekrar etemiz, Müslüman bulgen ammege kiliyetken yakşilikke yardım verişlik, ularge kiliyetken zararlarını def kılıçlik, beraber ki bu zarar ularinin dinlerge kiliyetken busun, yoyinki dunyolarga kelayotgan bo'lsin. Mana bu din nasihatdir degan so'zning qisqacha bir ma'nosidir birodarlar. Din nasihat. Bir odam shu amallarni qilgan bo'lsa, Alloh uchun, Rasuli uchun, Allohning kitobi uchun va hamda musulmonlarning imomlari uchun ve Müslümanlarının ammeleri için halis türü olsa, o dindar mendip dava kısa buladı biraderler. Hemmemiz hem adamlarının hidayetine harismiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin yoluna ergeçken her bir kişi ammeyi halkının hidayetine haris buladı. Her bir kişini Allah'ın yolunda buluşluğuna arzu kıladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge Allah subhanahu ve ta'ala özünün kelamı da etti ki وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ adamlarının köpü her kança haris bulsiz ham iman keltiruvchi bo'lmaydi dedi. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَى وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
Siz yaxshi ko'rgan kishingizni hidoyat qila olmaysiz. Alloh o'zi xohlagan kishilarni hidoyat qiladi. Alloh hidoyat topishlikka sazovor bo'lgan kishilarni o'zi biluvchiroqdir. Agar hidoyat insonning qo'lida bo'lganda o'zi yaxshi ko'rgan kishilarni hidoyat qilib olgan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo hidoyatning o'zining qo'lida ekanligini bildirdi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uchun eng u kishining hayotiga va u kishiga bo'lgan manfaatga haris bo'lgan Abu Tolibni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam to'g'ri yo'lga sola olmadilar. Abu Tolib o'zining shirk dinida, shirk yo'lida ketdi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatni nozil qilib, innaka la tahdi man ahbabta, valakinalloha yahdi man yasha. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda siz yaxshi ko'rgan odamingizni hidoyat qila olmaysiz. Alloh o'zi yaxshi ko'rgan kishini hidoyat qiladi. Alloh hidoyatga sazovor bo'lgan kishilarni yaxshi biluvchiroq. Shuning uchun ham bugungi darsimizda hidoyatdan to'suvchi sabablar nima? Mana bu haqda ozgina bir bahs yuritamiz. Alloh subhanahu va taolo har bir narsani yaratdi. Va u har bir narsaga o'zining o'ziga xos bo'lgan xalq suratini yaratdi. Insonga ham o'ziga xos bo'lgan suratni berdi. Hayvonlarning turlariga ham o'ziga xos, har bir turiga xos bo'lgan suratni berdi. Daraxtlarga ham o'ziga xos bo'lgan turni berdi. Biror bir olamdagi bir turdagi mavjudot ikkinchi bir turdagi mavjudotga o'xshamaydi. Va shu yaratgan mavjudotini o'zini hammasini hayot yo'liga yo'llab qo'ydi. Va har bir narsani nima uchun yaratgan bo'lsa, shu narsaga yo'llab qo'ydi. Hayvonlarni ham o'ziga xos bir maqsad bilan yaratdi. Biror narsani ma'nosiz qilib yaratmadi. Uning ichidagi hamma olamdagi mavjudotni shu inson uchun yaratdi. Insonni Alloh subhanahu va taolo o'zigagina ibodat qilishligi uchun yaratdi. Insonni bu olamga yaratgani yo'q. Olamga qul bo'lishligi uchun yaratgani yo'q. O'ziga qul bo'lishligi uchun yaratdi. Olamni hammasini Alloh subhanahu va taolo insonga bo'ysundirdi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo insonni o'zigagina ibodat qilishligi uchun yaratar ekan, unga hidoyat yo'li nima, zalolat yo'li nima ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Va hidoyatning ma'nolarini o'zining kalomida yod qildi. Va Alloh subhanahu va taolo mana bu hidoyatdan to'sadigan narsa, hidoyatdan to'sadigan sifatlar topilganda odamlarni hidoyat qilmasligini e'lon qildi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo ba'zi o'rinlarda vallohu la yahdil qawmal kafirin. Kofir toifalarni Alloh hidoyat qilmaydi. Vallohu la yahdil qawmaz zolimin. Alloh subhanahu va taolo zolim toifalarni hidoyat qilmaydi. Vallohu la yahdil qawmal fasiqin. Fosiq toifalarni Alloh hidoyat qilmaydi. Innalloha la yahdi man huwa musrifun kazzab. Haddan oshgan va kazzoblarni Alloh hidoyat qilmaydi. Innalloha la yahdi kaydal xoinin. Xiyonatchilarning tadbirlarini Alloh bunday xoin sifatida bo'lgan kishilarni ham kaydlarini maqsadlariga yo'llamaydi degan narsani bayon qilishlik bilan xoinlarni ham hidoyat qilmasligini bayon qildi zimdan. Demak, biz shu yerda qisman hidoyatning yo'lini to'suvchi to'siqlar bilan qisman shug'ullanamiz. Alloh subhanahu va taolo Sura Baqarada ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni val adha كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون
Mimma kesebu ala şey, la yakdirun ala şeyin mimma kesebu, vallahu la yehdil kavmel kafirin dedi. Mana bu ayette kafir taifelerini Allah hidayet kılmasligini hohladı. Tekrar etemiz, Allah subhanehu ve teala hidayetini yelenip biredigen nerse kılmadı. Küfür sifat kapılgen taifeni hidayet kılmasligini o kafir buluşlikke rağbet kılıp kafir bugen taifelerini hidayet kılmasligini beyan kıldı. Ayetinin evveli de küfürge alıp barucu sifatlarını beyan kılıp iman keltirgen kişiler özilerinin sadakatlarilerini minnet ve azar bilen bekarga çıkarmıyorlar dedi. Demek birgen sadakatlarını minnet ve berilgen kişiye bo'lgan azar hammasini batıl kıladı deb e'lon kıldı. Bu temsilini, bu batıl bo'lishligini misol bilen ko'rsatdi. Odamlarga riyo bilen sarf kılgen adam yo'qshagan. Demek riyokorlik bilen malini sarf kılgen adamning ham sadakatı batıl ekanligini bayon kıldı. Ve onu Allah'ga ve kıyamet günüge iman keltirmegen kişi dedi. Çünkü riyo qilayotgan odam Allah'ın ahiretdeki mükafatını ümit kılmasından dünyadaki adamlarının maktabını ümit kılgenlik için Allah'ga ve kıyamet günüge iman keltirmegen halette ihsan kıladigen adam dedi Allah Teala. Bunun misali bir katta silliq toshga o'xshaydiki, qilgan amali, uning ustida tuproq. Bir katta silliq tosh bo'lsa, uning ustida yupqa tuproq bo'lsa, uzoqdan ko'rgan odam bu yerda bir adir joy deydida, u yerga nihoyatda bir suv yog'sa, suv bo'lsa, tepadan yomg'ir bo'lsa, nihoyat darajada unumdor yer bo'lsa kerak deydi. Riyo bilan ihson qilgan odamni ihsonini maqtashligi odamlarning maqtashligini misoli shunga o'xshaydiki, o'zi tagi qattiq silliq chuqurchog'i yo'q tosh, uning ustida tuproq, yupqa tuproq qoplanganda odamlar xo'p bu ajib bir adirki, agar bu yerda yomg'ir bo'lsa, xususan yomg'ir ko'proq bo'lsa, juda unumdor yer deb kutib umid kutiradi. Shu katta yomg'ir tegishi bilan sipsidan tosh bo'lib biror narsa qolmaydi. Unishligi uyoqda tursin. Misoli ularning qilgan ehsoni tagidagi toshni bekitib turgan, ya'ni tagida hech narsa yo'qligini, na bir unumdor bo'ladigan, hosil beradigan biror narsaning ildizi o'rnamaganligini eslatib turadi. Riyokorlarni Alloh subhanahu va taolo shunday amal qilayotganga o'xshayapti. Odamlarning qilayotgan gumoni shunga o'xshaydi. Mana bu toifalarni Alloh subhanahu va taolo bunday odamlarni haq yo'lga hidoyat qilmaydi deb vallohu la yahdil qawmal kafirin deydi. Demak, minnat va qilingan sadaqotlarga azor bergan kishilar, riyo bilan qilgan odamlarni Alloh subhanahu va taolo Allohga va qiyomat kuniga ishonmagan odamlar. Ular Allohning mukofotiga, qiyomat kunida beriladigan katta mukofotga ishonishmaydi, balki odamlarning maqtovi ularga undan ko'ra afzalroq odamlar. Bunday odamlarni Alloh subhanahu va taolo haqiqat yo'liga, hidoyat yo'liga yo'llamaydi. Demak, minnat, azor va riyo insonni haq yo'lga yo'llanishligidan tashqariga olib qo'yadi. Shuning uchun ham xalqlar o'rtasida haq so'zni qabul qilmayotgan odamlarning aksarini tekshiring, hammasi riyokor va hamda o'zining amalini hammasini minnat va azor bilan qilayotgan kishilardir. Chunki ular qilayotgan sadaqotidan odamlarni o'ziga qul qilib olishlikni xohlaydi. Yoinki odamlar ularning ikkinchi xotin deb nom chiqarishligini xohlaydi. Bu odamlarni aksarlarini ko'ring, moli davlatdanni ko'plarini sarf qilishligi bilan Alloh subhanahu va taoloning haqiqat yo'lidan mahrum bo'lib yashaydi. Va shu haqiqat so'zi chiqishligi bilan ular shu so'zdan uzoqlashib boradi. Hiraql Rumni podshohi Abu Sufyonga 10 ta savol qildi. Shu 10 ta savoldan bittasi
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni hakkıda haberini içtim. Şu adam, şu kişi hakkıda min bir malumatlarını olsam, tanıgan adamlarını bilsem deyip, Rum vilayetine kelgen, Kureyş'ten kelgen savdogarlarının bir neştesini alıp gelip, aldıge, en Muhammed aleyhisselam'ını tanıgan kişilerden talep kılgen de Ebu Süfyan karındaşlığını ve yakınlığını etti. O şirk haleti deydi o vakti, müşrik idi. Şunda Katar otkizip sual kıldı onta sual, şundan bitti sualı اَاَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ اَنْ ذُعَفَاءُهُمْ Bu peygamberliğini dava kılgen kişilerge şereflik halklarının ortasındaki şereflik adamlar ergeş yaptı mı? Yani zayıf adamlar ergeş yaptı mı? Diye soradı. Şunda بَلْ ذُعَفَاءُهُمْ dedi. Adamların zayıfları ergeş yaptı. Şereflik adamlar ergeş mi yaptı o kişiye dedi. Şunda Rum vilayetinin Padişahı Herakl, agarçi müşrik haleti de bulsa hem, o akıllıgı da padişah bulsa hem. Padişahlarının, müşriklerinin içi de hem akıllıgı buladı biraderler. Bunu aceplenmeyin. Padişah bulsa hem akıllıgı da degen gibi işine uğrayın. Yani müşriklerinin içi de akıllı padişahları hem buladı. Lekin hidayet yoluyla nasip bulmaydı. Mene şundayt hum etba'ur rusul dedi. Peygamberlerge ergeş edilen kişiler şu zayıflar buladı. Çünkü peygamberler zayıf halklarının kalbideki maksadını alıp geledi. Onların mazlumlarının dadiga birinci yetken yolunu alıp geledi. Şunun için hem hak kayırda çıktı deseyiz atrafıge zayıflar yığılgen buladı. Şaraflı adamlar, onlar alimler özünün maksadı bilen yürüyüşlüğünü haklaşadı. Onlar kılıyetken ihsanları bilen alimler hem şu ihsanca karab yapırışları gereğiydi. Siz kavun pürüşesiz, meseleni kavundan kıberiş gerek. Siz kasıbısız, meseleni kasıbıydan kıberiş gerek. Siz başka bir hünermant basız, sizi eşiğizde şu hünermant adam sakse cennetin haklagen dervazasından kirip geçişliğini beyan kıberiş gerek. Mene bu nerse, ularge şereflik adamlarge yakadı. Ebu Hazim kattık geberişti. Süleyman ibn Abdülmelik'ni huzurda kattık sözlerini getirdiler. Aynen rahmetullah. Vaidlerini gepirgendi, Allah'ın rahmeti kada kaldı, Allah'ın rahmeti denem gepirin dedi. Karibun minel muhsinin dedi. Allah'ın rahmeti yakşı bu siz, muhsin sıfatı da bu siz, o yakın dedi. Onu işitmeye koyarın siz, Allah'ın vaidini işitin dedi. Şunun için hem, bana bu ayette bileylik ki Allah bundi kafir kavimlerini hidayet kılmaydı yaptı. Siz bunge ten bomin, kaysa adam riyakar bosa, kaysa adam minnetli bosa, kaysa adam ihsanıge azar verse, bu adamla hakkına ait uğrasız, tasir kılmaydı. Allah hidayet kılmaydı, hidayetini bundi minnet, azar, riyakarge hem beri uğradı gönderse kılmadı Allah Ta'ala. İkinci, kafir cemaalarını Allah hidayet kılmaydı degen ayet, Sure-i Maide'de. وَمَنْ وَاتَّقَوْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ Allah subhanahu wa ta'ala ahli kitablarını iman keltirişkende diyerdi. Ahli kitablar Allah'ını bar deyişerdi. Ahli kitablar kainatı yerini Allah yaratken deyişerdi. Ahli kitablar Allah öldüredi, Allah tiriltiredi deyişerdi. Ahli kitablar Allah rızk veredi deyişerdi. Ahli kitablar kainatı yerini Allah başkaradı deyişerdi. Lekin onlarını Allah ta'ala mumin demeyerdi. Nima uchun? Ibodatni faqat Allohni o'ziga qilmaganliklar uchun. Mana bu oyat valav anna ahlal kitobi amanu. Agar ahli kitoblar iymon keltirishganda, iymon keltirishgani yo'q ular deydi Alloh taolo. Vattaqau agar taqvo qilishganda, la kaffaruna anhum sayiatihim ularning xatolarini kechirgan bo'lardik va ularni jannatin na'imga kirgizgan bo'lardik. Agar ular Tavrotu Injilni barpo qilishganda Ular Tavrot-i İncil'ni okuşadı, halas ular barpo qilishmaydi, hayotda amalini barpo qilishmaydi. Agar barpo qilishganda, وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ رَبِّلَرِ tarafından tushirilgan Qur'onni barpo qilishganda, ular tepa taraflardan ham, ostlardan ham, yonlardan hamma tarafdan taomlanishgan bo'lardi. Ya'ni barakot ularga yog'ilib ketgan bo'lardi.
Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatdan keyin ey payg'ambar, o'zingizga Rabbingiz tarafidan tushirilgan narsani yetkizing dedi. Ya'ni Qur'oni Karimni yetkizing. Agar Qur'onni yetkizmasangiz, Allohni risolatiki faqat shuning uchun siz hayot sizga berildi, risolatni yetkizmagan bo'lasiz. Alloh sizni odamlardan saqlaydi, Alloh kofir qavmlarni hidoyat qilmaydi. Siz yetkizing, kofirlarni Alloh hidoyat qilmaydi. Chunki hidoyat qalbning yaliga borib, u yerda kufr bo'lsa, bu yerda u kufr bilan hidoyat jamlanmaydi, birodarlar. Shuning uchun mana bu oyatni tafsirida Ummul Mu'minin Oyisha radhiyallohu anha dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kechada bedor bo'ldilar, ya'ni uxla olmadilar. Shunda so'radimki, dedilar Oyisha onamiz, "Mashanuka ya Rasululloh, uxla olmayapsiz?" dedim. "Qala layta rajulan solihan min ashabi yahrusuni al-layla." Shu kechada meni bir solih, bir ummatimdan, bir ashablarimdan bir solih kishi meni qo'riqlagandaydi, dedilar. فجاء سعد بن مالك ليحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن مالك يعني سعد بن ابي وقاص keldilar eshikdan ayoq tovushi shu so'zlardan keshtildi shunda siloh tovushi ham eshitildi kim bu dedilar men sa'd ibn malikman dedilar nimaga keldingiz dedilar sizni qo'riqlagani keldim dedilar shundan keyinlar rasululloh sallallohu alayhi vasallamda uxlagan alomati bilindi uxladilar qur'oni shu kundan u kishini doim qo'riqchilari bor edi. Ko'proq Muhammad ibn Maslama ham qo'riqchilari edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga "Vallohu ya'simuka minan nas" Alloh sizni odamlardan saqlaydi oyati nozil bo'lganda, shu oyat kechasida nozil bo'lgan. Shunday o'zlarining hujralaridan shunday boshlarini chiqardilarda, "Ey odamlar, Alloh meni himoyasiga oldi ketinglar" deb oldindan dedilar. Shu kundan boshlab Necha yil yashagan bo'lsalar, birorta yer kurrasida hamma dushman bu kishini yo'qotishlikka harakat qildi. Alloh mana shu oyatda o'zi himoyasiga olishligini va'da qildi. Alloh saqladi. Vahiyga payg'ambarlar shunday ishonishganlar. Demak, bu oyatdan yuqoridan bizga ma'lum bo'lyaptiki, Alloh subhanahu va taolo tushirgan Qur'onni barpo qilmaslik, uni hayotda barpo qilishlikka harakat qilmaslik bizdan hidoyatni to'sib qo'yadi, birodarlar. Qur'oni Karim bizga Alloh kofir qavmlarni hidoyat qilmaydi, deyapti. Uchinchi oyat Surayi Mo'idani inna iddatash shuhuri 'indalloh 12 shahran fi kitobilloh yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum oyatini oxirida bu betta innaman nasi'u ziyadatun fil kufr oyatining oxirida wallohu la yahdil qawmal kafirin kofir qavmlarni Alloh taolo hidoyat qilmaydi shu oyatdan biz yuqoridagi oyatdan bilamizki nasi oylarni o'zgartirish Alloh subhanahu va taoloning hukmini o'zgartirish mana bu nasi kunlari ya'ni shahril haromda shahril haromga ba'zi kunlarni qo'shib va zulhijjadan uni olib tashlashib xullas oylarga nisbatan kunlarni o'zgartirish bu kufrni ziyoda qilish ekanligini Alloh subhanahu va taolo bayon qilib mana bu oyatda Allohning hukmlarini o'zgartirgan kishilarni Alloh hidoyat qilmaydi deyapti. Shuning uchun ham biz Allohning hukmlarida o'zgartirish kirgizib qo'ymasligimiz kerakki, kufrga olib boradi va Allohning hidoyatidan mahrum bo'ladi. Ba'zi bir odamlardan eshitiladiki, bu albatta dinsiz odamlardan deymiz. Roza ham bu odamga foydasi katta, bu ruhiy bir riyozatga kiradi, insonni bu jismiga salomat bo'ladi, shuning uchun ham roza tutishimiz kerak degan so'zlar, birodarlar, bu kufrdir. Biz rozani jismimizni salomat bo'lishligi uchun tutmaymiz. Biz rozani Alloh subhanahu va taolo bizga farz qilganligi uchun tutamiz. Allohning buyrug'i deb tutamiz. Yo'inki namoz ham
Bu cismani bir meşk. Şunun için bu cismani meşk bo'lgandan keyin başka cismani meşkler çıktı hazır. Onu onunla deyip aytgan adamlar bu küfürdür bu narsa. Allah subhanahu ve teala mana bu hacni farz kıldı. Hac hem bir sayohat, bunu başka bir sayohatlar hem çıktı mana bu narsa o'rnini bosa uğradı deyip aytishlik bu narsalar küfürdür bu. Allah subhanahu ve teala bunday kafir adamlarını, bunday küfür kelimeleri bilen bo'lgan adamlarını hidayet kılmaydı. Her kanca siz unga haqni gapirin. Biz unga yetkizişlik bilen özümüzü, vazifamızı öteyimiz. Mana bu ayetten ki Allah subhanahu ve teala kafir kavimlerini hidayet kılmaydı degenliği, Allah'ın hükümlerine takyir verişlik, bu narsa küfürdür. Ayetlerde Vallahu la yahdil kavmaz zalimin. Zalim kavimlerine Allah hidayet kılmaydı. Degen biz zulümnin elbette şirk en kette zulüm. İnne şirke le zulmün azim. Şirk en kette zulümdür. Allah Teala müşriklerine hidayet kılmaydı. Bundan teşkere Vallahu la yahdil kavmaz zalimin Suri Bekara'da İbrahim aleyhisselam hüccetleşken kişini zikri kelgandan keyin shunda Alloh subhanahu va taolo zolimlarni hidoyat qilmaydi kalima shu yerda keladi. Zulm nima? Bu oyat shunga dalolat qiladiki alam taro illallazi hajja fi ibrohima an atahu fi robbihi an atahu Allohul mulk oyatidan bizga ma'lum bo'ladiki bir odam Rabb taoloning sifatlaridan bittasini o'ziga da'vo qilishligi bu zulmdir. Eng katta zulmdir. Bu zulm sodir bo'lishligi bilan hidoyat yo'li to'siladi. Bu Ibrohim alayhissalom bilan hujjatlashgan kishi da'vo qildiki, Ibrohim alayhissalom meni Rabbim o'ldiradi, tiriltiradi. Deganda men ham o'ldiraman, tiriltiraman dedi. Bir odamni chaqirib o'ldirdi, bir odamni o'ldiringlar deb buyruq qilib turib, olib kelinglar deb bor ozodsan dedi. Mana bu tiriltirishim dedi. U nodon bilmedi ki ölgende tiriltirişti manası şu de bildi. İbrahim aleyhisselam bunu deyin, nadan bulan bunu deyin, manevi narsa hakkında bahs kılıçlik, vaxtını ötküziş dediler de, meni Rabbim meşrikten mağribke aftabına ap geledi. Sen bu mesela mağribten meşrikte ap geledi. Fabuhitellebi kefer, vallahu la yehdil kavmaz zalimin. Şunda kafir indemeyi kaldı. Ana bunda Rabb taolaning sifatini da'vo qilganlarni Alloh taolo zolim deyapti, bularni hech qachon hidoyat qilmaydi Alloh taolo. Ikkinchi sura Ali Imronda Alloh taolo vallohu la yahdil qawmaz zolimin islomdan boshqa yo'lni o'zlariga yo'l qilib olganlardan Alloh qabul qilmaydi. Alloh bular qiyomat kunida eng ziyonkorlardan. Kayfa yahdillahu qawman kafaru ba'da imanihim. İmonlardan keyin Allohning yo'lini qo'yib, boshqalarning yo'lini tanlagan kofirlarni qanday hidoyat qiladi? Ular rasul haq deb guvohlik berishgan va ularga ochiq hujjatlar kelishgan. Alloh vallohu la yahdil qawmaz zolimin. Ba'zi kishilar Alloh haq deb iymon keltirishadi. La ilaha illalloh deyishadi. Muhammadur rasululloh deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni haq deyishadi. وجاءهم البينات رسول الله صلى الله عليه وسلم tarafidan ularga ko'p hujjatlar kelganu lekin Allohning yo'lini qo'yib boshqa odamlar o'ylab chiqqan yo'lni haq deydi. Bularni Alloh taolo hidoyat qilmaydi haq yo'l deb. Hidoyat yo'lini to'silishining sababi bittasi Allohning yo'lidan, ya'ni islomdan boshqa yo'lni o'ziga yo'l deb tanlashlik. Alloh taolo zolimlarni hidoyat qilmaydi oyati sura Maidaning innalloha la yahdil qawmaz zolimin oyati ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum fa innalloha la yahdil qawmaz zolimin. Ey iymon keltirgan kishilar, yahud nasoralarni do'st qilmanglar deyilarga. Ularning bir-biriga ular do'st. Kim ulardan bittasini o'ziga do'st deb bilsa, ulardan hisoblanadi. Alloh bunday zolimlarni to'g'ri yo'lga hidoyat qilmaydi deyapti. Demak, Allohning dushmani, ya'ni bundan murod islom hukmini ostida yashayotgan yahud, nasoro ahli kitoblar emas. Ularga biz yaxshilik qilishlikka, adolat qilishlikka ma'murmiz.
Ammo islom bilan kurashib turgan yahud nasorolarni do'st tutishlik bilan ulardan hisoblanadi. Do'st tutishlikni ma'nosi yordamlashish. Mana Alloh subhanahu va taolo zolim bo'ldimi? Bularni to'g'ri yo'lga hidoyat qilmaydi. Har qancha da'vat qiling, ta'sir qilmaydi ularga. Qur'oni Karimda La yanhakumullohu anil ladina lam yuqatilukum fid dini va lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum va tuqsitu ilayhim. Innalloha yuhibbul muqsitin. Ya'ni sizlar bilan din yo'lda jang qilmagan yahud nasorolar va sizlarni diyoringizdan chiqarmagan yahud nasorolarga yaxshilik qilish, adolat qilishlikdan Alloh qaytarmaydi deydi. Demak, biz shu yuqoridagidan bilamizki, bu oyatdan yuqoridagi hukm islom bilan jang qilib qarshi bo'lib turgan yahud nasorolarni do'st tutishlik bilan inson zolim bo'ladi, Alloh ularni to'g'ri yo'lga hidoyat qilmaydi. Hidoyat yo'lini to'suvchi narsalardan fisqdir birodarlar. Mana vallohu la yahdil qawmal fasiqin oyati keladi. Fisq Qur'oni Karimda bir necha ma'nolarga iste'mol qilinadi. Fisq birinchi shirkdan tortib gunohi kabiralargacha fiskni Qur'oni Karimda iste'mol qilinadi. Mana bu haj vaqtida al-hajju ashkurun ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafata wala fusuqa. Bu yerdagi isyon ma'nosida iste'mol qilinadi. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa oyatida kufr ma'nosida iste'mol qilinadi. Shirk kufr ma'nosida iste'mol qilinadi. La yastavun. Mu'min bo'lgan bilan fosiq bo'lgan barobarmi? Ular hech qanday barobar emas. Fisq yana kufrdan pastroq gunohlarga ham iste'mol qilinadi. Qur'oni Karimda va hubbiba ilaykumul iymon va zayya va habbaba ilaykumul iymona va zayyanahu fi qulubikum va karraha ilaykumul kufra val fusuqa val isyan. Kufrga atf qilinishligi mug'oyaratni talab qiladi. Fusuq demak kufrdan pastroq gunohlar. Fisqning eng kattasi kufrdir, iblisning fisqidir. Illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri robbi. Rabbini buyrug'idan tashqariga chiqdi. Bu fisq. Alloh subhanahu va taolo fisq sifatiga ega bo'lganlarni hidoyat qilmasligini aytyapti. Biz uchun eng zarur bo'lgan joy Surai Tavbada Alloh subhanahu va taolo fosiq degan toifalarni to'g'ri fosiqlarni to'g'ri yo'lga hidoyat qilmasligini bayon qilishlikdan ilgari ayting ey Muhammad alayhisalom, agar ota-onalar, farzandlar, aka-ukalar, ayolinglar, qarindosh urug'inglar va topib turgan moli davlatinglar va sizlar kasad bo'lib qolarmikin deb tashvish qilib turgan tijoratinglar va o'zingizlar rozi bo'lib ixtiyor qilgan hovli joyinglar mana bu 8 ta narsani tarozini bir pallasiga qo'ydi. Hayotdagi eng insonga o'ziga haq yo'ldan to'sadigan 8 ta narsa. Agar hayotdagi hamma narsani sanasak, mana 8 ta narsaga cheklanadi. Va tarozining ikkinchi pallasiga Alloh rasuli va Allohning yo'lidagi jihodni qo'ydi. Allohning hukmidan qaytaradigan ham yo ota-ona, yo farzand, yoinki aka-uka, yoinki ular, yoinki qarindosh urug'lar, yoinki topib turgan moli davlatlar, yoinki kasad bo'lib qolarmikin deb tashvish qilib turgan tijorat, yoinki shu joyimdan mahrum bo'lib qolarmikin men degan joylar mana shu 8 ta narsani tarozini bir pallasiga qo'ydi. Va bu ikkinchi pallasiga Allohning muhabbatini, Rasulining muhabbatini va Alloh yo'lidagi kurash, jihodning muhabbatini qo'ydi. Qaysi taraf avvalgi taraf og'ir kelsa, Alloh ularni fosiq dedi. Innalloha la yahdil qawmal fasiqin. Fosiq qavmlarni Alloh haq yo'lga hidoyat qilmaydi. Hozirgi vaqtda haq yo'lga kira olmayotganligimizning sababi mana bu sifatlar bizga Alloh, Allohning rasuli va Allohning yo'lidagi kurashdan suyimli bo'lib ketganidir birodarlar. Alloh bizga bayon qilib qo'ydi.
Nima uchun meni hidoyat qilmading deyolmaydi hech kim. Alloh e'lon qildiki, bunday fosiqlarni Alloh hidoyat qilmaydi deb qo'ydi. Mana bu biz haq yo'lga kira olmayotganligimizning sababi mana shu bo'lsa kerak birodarlar. Ba'zi kishilar haq yo'ldan ota-onalarini afzal ko'radi. Ba'zi kishilar farzandlari sababli zalolat yo'liga ketishadi. Ba'zi bir kishilar aka-ukalari, ba'zi bir kishilar oilalari, ba'zi bir kishilar qarindoshlari, ba'zi bir kishilar moli davlatlari shu kasbim yurmay qoladi deydi. Tijoratidan qo'rqadi. Ba'zi bir kishilar shu hovli joyini qiynalib soldim, shu yerdan men jilib ketib qolaman shekilli murosa qilmasam deydi. Alloh taolo bularni fosiq deyapti. Biz bo'yamasligimiz kerak. Falonchi, pistonchi qo'ying, fosiqcha yo boshqa fosiq deyligiz. Alloh buni fosiq deyapti. Bularni haq yo'lga hidoyat qilmayman deyapti. Tekshiring hayotingizdagi hamma odashganligingizni tekshiring. Mana shu tarozining pallasi bosib ketyapti birodarlar. Bizning sahobalarda Alloh taolo ularning og'izlaridan so'z qilib qo'ymadi bu narsani. Ba'zi sahobalarning dadalari qarshi edi. Bo'lib ham dadasi oddiy odam emas edi. Makkadagi eng kuchli odamlar edi. Amr ibn al-As Abdulloh ibn Amr ibn al-Asning dadasi edi. Abdulloh ibn Amr ibn al-As musulmon. Amr ibn al-As bo'lsa u vaqtda islomni qabul qilmadi. Amr ibn al-As Quraysh ichida Abu Sufyondan keyingi o'rinda turardi. Shunday shajoatli Misrni keyin islomni keltirib fath qilgan, Habashistonga Najoshiy oldiga musulmonlarni asir qilib olib kelishlik uchun jo'natilgan ham Amr ibn al-As edi. Shu kishini o'g'li Abdulloh ibn Amr ibn al-As. Dadalarining Alloh subhanahu va taolo zamoni saodatni qiyomatgacha oyna qilib qo'ydi. Hattoki bizga o'xshagan odamlar aytmasinki, dadam nihoyatda u oddiy masjidida kuchligida bu haq yo'lga qarshi turgani uchun shuncha men kuchim yetmadi deyolmadi. Amr ibn al-Asga bormidi seni dading deydi. Abdulloh ibn Amr ibn al-Asni haq yo'ldan qaytara olmadi. Oxiri Fathi Makkada Amr ibn al-As islomni qabul qildi va islomda katta xizmatlar qilib ketdi. Sahobalarning ichida mana hammamizga Hamzatul Abdul Muttalib bilan birga Uhudda yotgan ikkita qabr bor. Mana bu sahobalarning ichida eng mashhurlari bu kishining validalari misli ko'rilmagan hech kimni bunaqa onasi yo'q edi. Hech kim kiymagan libosni kiydirardi. Hech kim yemagan taomni yedirardilar. Shunday onasi islomni keltirganligini bilgandan keyin agar Muhammadga kofir bo'lmasang, mana shu senga taom ham bermayman, bu liboslarni ham yechiraman. Bu onasining muhabbatidan islom Alloh rasulining muhabbati og'ir keldi. Farzandlar Abu Bakr radhiyallohu anhu ning farzandi avvali islomda islomni qabul qilmadi. Hatto Badrda Abu Bakr radhiyallohu anhu ning o'g'illari yakkama-yakka kurashishlik uchun Badrda oldin chiqqan edi. Abu Bakr radhiyallohu anhu ko'rdilarda men chiqaman dedilar talab qilgan vaqtlarda. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam matti'na ya Abu Bakr dedilar. Bizi foydalantirib turing dedilar. Shahid bo'lib ketib qolsangiz qo'rqaman dedilar. Farzandning muhabbatidan bu yerda islom muhabbati ortiq bo'ldi. Aka-ukalar, birodarlar, bu narsaning tarixi zamoni saodatda bir necha sahobalarda ko'rildi. Oilalar tarixda ham, bashariyat tarixida, nubuvvat tarixida Alloh subhanahu va taolo buni ko'rsatdi. Qarindoshlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning misoli. Ba'zi bir kishilar aytishi mumkinki, xususan ayollar, men ayol kishimanda. O'g'il bolani yo'li boshqa, qiz bola qayerga boradi deyishi mumkin. Ummu Habiba radhiyallohu anha Abu Sufyonning qizi edi. Abu Sufyon Makkadagi Quraysh qabilasining eng katta odami edi. Ummu Habiba Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oilalari edi. Bu kishi dadasi qizim bor shu yerda deb bir yo'l bilan men shu islomni kelishgan sulhni buzib qo'ygandan keyin bir
qaytarib olarman, qizim bor o'sha yerda deb kelgan vaqtda birinchi Ummu Habiba o'tirgan uyga keldi. Ota birodarlar, bironi shavqatlik, shanlik otasi bo'lsa, u Abu Sufyoncha otasi bo'ladi. Kelgan vaqtda xonaga kirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tiradigan bir oddiy xurmo bargi solingan to'shakchaga o'tirmoqchi bo'ldi. To'shakni tortib oldi. "Ey qizim, mendan bosh tortdingmi?" dedi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tirgan to'shak, sen mushriksan, najassan, o'tirishing mumkin emas dedi. Mabodo bir kishi Alloh subhanahu va taolo Alloh rasulining muhabbatini oliy qildi bu yerda. Shuning uchun ham bizni iymonimiz til bilan bo'lgan da'vo bo'lib qolmasligi kerak birodarlar. Iymon jiddidir. Ala inna sil'atallohi g'oliya, ala inna sil'atallohil janna. Allohni beradigan qiyomatdagi matosi qiymatdir. Allohning matosi jannatdir. U narsa agar til bilan aytilgan so'z bilan olinadigan bo'lsa, yer yuzida hamma olgan bo'lardi. Iymon va kufrni farqi bo'lmasdi desek ham bo'lmaydi. Bo'laveradi. Shuning uchun Alloh deda fosib deyapti. Agar shu tarozining bu pallasida turgan tomon Alloh rasuli va Allohning yo'lidagi kurashdan ortiq kelsa, o'zingizni boshqalam qo'ymang, fosib deng. Alloh aytgan nomni ayting. Alloh sizni bu haq yo'lga hidoyat qilmaydi, xotirjam bo'ling. Alloh bu yerda ta'kid bilan aytayapti. Alloh bunday fosib qavmlarni hidoyat qilmaydi. Alloh subhanahu va taolo fosib qavmlar haqqiga bo'lgan istig'forni aytilishligi va aytilmasligini ham barobar qilyapti surayi Tavbada. Istag'fir lahum aw la tastag'fir lahum. In tastag'fir lahum 70 marratan falan yaghfirallohu lahum. Zalika bi annahum kafaru billahi va rasulihi wallohu la yahdi al-qawmal fasiqin. Istig'for ayting bu odamlarning haqqiga, yo istig'for aytmang. Agar 70 bor istig'for aytsangiz ham Alloh ularni kechirmaydi. Chunki ular Allohga kofir bo'lishgan, rasuliga kofir bo'lishgan. Alloh bunday fosiq odamlarni hidoyat qilmaydi. Surayi Munafiqunda Sava'un alayhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallohu lahum innalloha la yahdil qawmal fasiqin. Nifoqni ham fisq deyapti Alloh taolo. Ya'ni barobarki istig'for ayting ularni haqqiga, istig'for aytmang, farqi yo'q. Alloh ularni kechirmaydi. Chunki Alloh fosiq, ya'ni munofiqlarni to'g'ri yo'lga hidoyat qilmaydi. Qalbingizda nifoq bo'lgandan keyin hidoyatdan mahrum bo'lasiz. Mana bu surayi Sofda ham va iz qala Musa liqaumihi ya qaum lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaykum falamma zagu azagallohu qulubahum wallohu la yahdi alqawmal fasiqin. Musa alayhi salam o'zlarining odamlariga aytdilarki, ey qavm, menga nimaga azor berasizlar? Meni Allohning elchisi ekanligini bilasizlar u. Lekin azor berishardi. Ularni azor berishligi bilan qalblari burildi, Alloh ularning qalbini burib qo'ydi. Alloh fosiq odamlarni hidoyat qilmaydi. Kim rasuliga va rasuliga haqiqiy yo'lda ergashgan kishilarga azob bersa, Alloh uni qalbini burib qo'yadi. Chunki uni qalbi burildi. Va Alloh taolo ularni hidoyat qilmaydi. Mana bu oyat bizga oxirgi hidoyatni to'siqlaridan bittasi kizb bilan mana isrof dedik. Innalloha la yahdi man huwa musrifun kazzab, haddidan oshgan va kazzoblarni Alloh taolo hidoyat qilmaydi. Mana bu narsani biz bilib qo'ymoqligimiz kerakki, hidoyatning ko'p odamlarga hidoyat kalimalarining ta'sir qilmasligining siri ularning qalbida hidoyatga bo'lgan tayyorgarlik yo'qligidir. Bu hidoyatni yo'lini to'sadigan narsalar ba'zilari mana bu hozirgi darsimizda bayon qilingan narsalardir. Alloh subhanahu va taolo hidoyatni yo'lini to'sadigan narsalardan fosiq bo'lib qolishlikdan, kufrdan va haddidan oshlikdan, kizibdan, zulmdan Alloh taolo o'zi saqlasin. Avvalgi bu sahobalarning fazilatlari haqida davom etayotgan darsimiz vaqtni tang bo'lganligi uchun bir ikki safar qolib qolgan edi. Bismillahir rohmanir rohim. Fatimatu Zahro fazilatlari haqida. Avvalgi darsimizda aytganmidik? Oyisha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadiki,
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Fatimatu Zahro qizlarini chaqirdilar va maxfiy so'z aytdilar. Shunda u kishi yig'ladilar. Keyin yana maxfiy so'z chaqirib aytdilar. Unda kuldilar. Oyisha radhiyallohu anha aytdilarki, nima Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima sizga sir aytdi? Birinchisida yig'ladingiz, keyin kuldingiz. Deganlarda men dadam aytgan sirni sizlarga ayta olmayman dedi. Agar sizlar ham bilishinglar kerak bo'lganda oshkor aytgan bo'lardilar. U kishi vafot qildilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Vafotlardan keyin Oyisha radhiyallohu anha so'radilarki, men sizga onalik hurmatim bilan sizga qilgan xizmatlarim haqqiga shuni sababi bilan menga shu sirni endi aytsiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot qildilar mana. Deganlarda birinchi aytgan sirlari men dunyodan ketyapman deb aytdilar. Shunda yig'ladim dedilar. Keyin chaqirib aytdilarki, meni orqamdan o'zimni oila a'zolarimni ichida boradigan kishining birinchisi sizsiz dedilar. Shunda xursand bo'lib kuldim dedilar. 6 oydan keyin Fatimatu Zahro vafot qilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Anas radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, yer yuzida kamolot hosil qilgan Allohning huzuridagi eng ulug' ayollarni sanab Maryam ibnatu Imron dedilar. Imron qizi Maryam, Huvaylid qizi Xadija dedilar va Muhammad alayhisalomning qizi Fatima va Fir'avn ayoli Osiya dedilar. To'tta shu ayolni kamolot hosil qilgan ayollardan dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Fatimatu sayyidatu nisa'i ahlil janna illa ma kana min Maryam binti Imron. Ahli jannat ayollarining sayyidasi Fatima dedilar. Ammo Maryamdan kelgan deb qo'ydilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Fatimatu Zahroni Oyisha radhiyallohu anha rivoyat qiladilarki, Rasul sallallohu alayhi vasallamning ayollari payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oldida hammalari o'tirishgan edilar. Shunda Fatimatu Zahro keldilar. Tamshi ma tuxti mishyatuha mishyata abiha sallallohu alayhi vasallam. Faqala marhaban ya binti faq'adaha an yaminihi aw an shimalihi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oldilariga Fatima qizlari kelib qoldilar. O kishining yurishlari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yurishlaridan hech farq qilmasdi. Ya'ni marhaban ya binti dedilar. Qizlariga, ya'ni xush kelish kalimasini aytdilar. O'ng taraf yo chap taraflariga o'tkazdilar. Ba'zi rivoyatlarda o'rinlardan turib, qo'llardan ushab yonlariga o'tkazdilar va haligi sirni aytdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, qiyomat kuni bo'lganda butun ahli jamga xitob qilinadiki, ya ahlal jam'i ghuddu absarakum hatta tamurra Fatimatu bint Rasulillah. Ey qiyomatdagi jamlangan odamlar, ko'zingizni pastga qilib turinglar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qizlari Fatima o'tadi dedi degan ma'nolar. Shunda fatamurru alayha raytatani khudrawani, ya'ni ikkita yani tepalariga o'ragan ikki bo'lak katta ro'mol bilan o'tadi dedilar. Mana bu Fatimatu Zahro haqidagi ko'p bir fazilatli so'zlardir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday qizlari qanday yashagan? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam menga aytdilarki deb Burayda aytadilar. Qum bina ya Burayda. Turing ey Burayda dedilar. Na'udu Fatimata, Fatimani bir ko'rib kelaylik, xabar olib dedilar. Falamma andakhalna 'alayha absarat abaha wa dama'at 'aynaha. Shunda kirganlarida Fatimatu Zahro dadalari, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rdilarda ko'zlari yoshlandi. Qolama yubkika ya bunayya, ey qizim nimaga yig'layapsiz dedilar. Qolat qillatut ta'm va kasratul ham va shiddatus suqm. Nihoyatda yemishim oz dedilar. Ya'ni nihoyatda kam taomlik va g'amning ko'pligi va kasallikning ko'pligi dedilar. Ba'zi rivoyatlarda keladiki, Fatimatu Zahro o'zlarining shu
Bu deydi, özleri şu tegirman, kol tegirmanı bilen şunu yencerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadimeni vermegeller kızlarına. Allah bile dedi ki, biraderler ben şunu hikmetini hazır ki vakitte bütün dünyanı eğer kessiz, hazır ki İslam memleketleri deyip atelgen caylarda hemme hanedanlarına hadimeler kirip koyar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadime ayol talep kıyarları da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cüde köp kişilerde hadime ayol vardı. Lekin kızlarga vermediler. Bu hem Allah'ın hikmeti bu geneken ki bana hazır bir köremiz ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızlarga hadime vermegen de hazır üylerge ular ecnebiye milletlerden hadime ayollarını alışken ki bunlar bilen terbiyeler buzulup var yerde. Bu dinsiz bu genden ki kim balalarga dinsizliğini örgatadı buradırlar. Ana, bazı rivayetlerde şunda, ayetler ki, اَمَا وَاللّٰهِ لَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِمَّا تَرْغَب۪ينَ اِلَيْهِ Sen rağbet kılıyetken nerseden Allah'ın huzuru diyen nerse, yakşıraktır, sabır kıl dediler. يَا فَاطِمَ dediler, ey Fatime, اَمَا تَرْضَيْنَ اَنِّي زَوَّجْتُكَ اَقْدَمَهُمْ سِلْمًا En birinci Müslüman bulgen adamge seni türmüşke çıkardım dediler. Razı yemez mi sen dediler. وَاَكْثَرَهُمْ عِلْمًا En alim kişiye çıkardım dediler. Ve afdalahum hilman in halim adamga berdim. Vallahi inna ibnayka la min shababi ahli janna. Sening ikkita o'g'ling ahli jannatning yigitlarining sayyidlaridan dedilar. Rozi emasmisan dedilar. Mana bu narsa Fatimatu Zahroga berilgan fazilat. U kishini qiyomatgacha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zurriyotlarining aksari Fatimatu Zahrodan tarqaldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nebireleri, Fatimatu Zahra'nın oğulları Hasan ve Hüseyin raziyallahu anhuma. Bunlarına faziletleri hakkında. Hasan ibn Ali, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nihayette okşardılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu kişiler hakkında köp sözlerini ettiler. Ve bazı bir sözlerden işaretle bitemiz. Allahümme inni uhibbuhu fa ahibbuhu. İmam-ı Hasan'ın yelkelerine mindirip dura ettiler ki, ya Allah min yakşı göremen, sen hem yakşı görgün dediler. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem minberde turganlarda İmam-ı Hasan emeklep gelip kaldılar. Adamlarına karab, Peygamberimize karab bu cuma hutbasında minberde turganlarda. Şunda şu hutbelerde ettiler ki, اِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ Bu oğlum seyyiddir dediler. وَلَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يُسْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِيَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Allah Teala bu oğlum sebeple ikide katta Müslümanlar cemaatini ortasını ıslah kılar dediler. Hakikatte hem Muaviyyat ibn-i Ebi Sufyan ortasındaki cemaat bilen Hasan ibn Ali'ni halife kılıp tayin kılışkenlerden kim barıp ortanı sülh kıyan zat bir neçe yıllardan kıyan şu kişi buldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin mucizelerinden de bu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlar hakkında bu hatta ettiler ki beni rayhanım de hidye edigen rayhanım de mahtegeller. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ibn Ali tuğulgeller de geldiler. Menge körsetiler oğlumu dediler. Nime deyip nam koyduylar dediler. Harb deyip nam koyduy degenlerdi. Belhu ve Hasan degenekeller. Hüseyin tuğulgen vaktilerde keldiler, körsetiler oğlumu dediler. Nime namladiler degenlerdi. Harb deyip namladiy degenlerdi. Belhu ve Hüseyin degenekeller. Köp adamlar Hasan Hüseyin'i ikide parzant görse elbette koyuş gereğiydi. Bu bir cahilliği biraderler. Çünkü Hasan bilen Hüseyin raziyallahu anhum adı ortalarda iki yıl fark bugün. Kullas, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem töşekke oturdular. Fatimatu Zahra'nı on taraflarına götürdüler. Ali raziyallahu anhu'da çap taraflarına götürdüler. Hasan ve Hüseyin raziyallahu anhum'a aldılar götürdüler. Ve libaslarından şimdi iki avlarını uğrav aldılar. Uğrav, اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْحِيرًا deyip okup koydular. Allah sizlerden napakliğini, yani ahl-i beytten napakliğini, ketkizişliğini maksat kıladı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hanedanları da
nopoklik bo'lmaydi. Ni Alloh o'zi guvohlik beryapti. Va yutahhirakum tathira, nihoyat darajada sizlarni poklashlikni maqsad qiladi deb degan oyatni o'qib qo'ydilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana qo'llari bilan Husayn ibn Ali'ni oldilar. Husayn ibn Ali'ni qadamlarini o'zlarining qadamlarini ustiga qo'yib, ikki qo'lidan ushlab mana bolani erkalatishlikda ikki oyog'ini qo'yib, oyog'ini ko'tarib o'ynatadi. Va huwa yaqul taraqqa ayna baqqa, taraqqa ayna baqqa deb erkalatganliklarini ko'rdim deydilar. Ya'ni yur shu tarafga qarab deb erkalatgan kalima aytganliklarini ko'rdim. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilarki, Hasan ibn Ali'ni oldilarga keldilar-da aytdilarki, ko'ynagingizni ko'taring dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'pgan joydan men o'paman dedilar. Va kindiklarini tepalarini o'pdilar. Shu yer qorinlarini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'pganlarini ko'rgan ekanlar, o'pdilar. Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Hasan va Husayn radhiyallohu anhumo haqida juda ko'p ular haqida yaxshi xabarlarni berganlar. Bular jannat ahlining yigitlarining sayyidlaridir deb xabar berganlar. Bularni qarab qo'ymasak, bir haftada bir hayvonlarni o'ldirishlik haqida gapirilyapti. Chunki ular hajda ham, tashqarida ham o'ldirilaveriladi degan so'zda ilon, ola qarg'a, sichqon, quturgan it, kalxat haqida shuni so'rashdilar ko'pchilik nomidan. Birinchi, ilonni o'ldirilishida to'g'ri o'ldirilmaydi, birodarlar. Ilonni Allohning izni bilan uzoq bo'l deyiladi. Allohning izni bilan ket deyiladi. Ketmasa o'ldiriladi. U zarar yetkazishlik uchun bo'lgan maqsaddagi ilon deyiladi. Va ba'zilar ilon to'g'ri harakat qilib ketayotgan bo'lsa o'ldirilmasin degan. Ya'ni bunday harakat qilmasdan to'g'ri harakat qilayotgan bo'lsa. Bu jin, ilon shaklidagi jin deyilgan. Ba'zi hadislarni sharhlarda ilonni o'ldirishi haqida ilon zarar berganligi uchun biz o'ldiramiz. Ola qarg'a, sichqon, bunday sichqon bo'lar puvaysiqot. Ola qarg'a ham puvaysiqot posiqchalardan kiradi. Odamda hali aytib o'tdik, posiqchasi bo'lmaydi-yu, hayvonlarning posiqchasi bo'ladi. Hadislarda puvaysiqot deyiladi, posiqchalar. Zarar kunandalar bular. Ba'zi bir zararlarni yetkazganligi uchun quturgan it, endi albatta bu tabiiy. Buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdi: "Laulal kilabu ummah laqatal tuha jami'an" degan. Agar itlar ummat bo'lmaganda yoppasiga o'ldirib yo'qotib yubordim degan ekanlar. Lekin u ham bir ummat. Ummat ya'ni bir jamoaki, uni ham o'ziga xos bir ba'zi joy o'zini o'rnida jamiyatda bir keraksiz narsa yo'q, kerakli o'rinlari bor. Masalan, ovchilar uchun kerak, posbonlarga va hokazo, yana mana cho'ponlar shularga ba'zi maqsadlarda kerak bo'ladi. Kalhat ham ba'zi bir zarar kunanda posiqcha bo'lganligi uchun o'ldirishlikka shularga yo'l berilgan. Xo'p, bu yerda bir solihlarning zikri bo'lganda rahmat tushadi deyilganligi. Ya'ni bu vallohu alam solih kishilarni zikri bo'lganda Allohning rahmati tushadi degan bu hadis emas. Bir so'z bu. Ba'zi bir solih kishilar tomonidan aytilgan so'z. Solih kishilarni zikri bo'lishlikka biz ularni duo qilishlikka ma'murmiz. Robbana g'ufir lana va li ikhvonina allazina sabaquna bil iymon. Iymon bilan o'tgan kishilarni duo qilishlikka ma'murmiz. Endi solihlarni zikri bo'lganda dinga xizmat qilgan odamlar, ular bizlarda ularning haqqi bor. Aytgan ekanlarki, ba'zi yo hadis bo'lsa kerak, inshaalloh yana darsimizga aniqroq qilib aytib beraman. Biror mu'min yo'qki, ansorlarni ularda haqqi bo'lmasa dedilar. Ya'ni har qanday mu'min odamni ustida Madinadagi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni kutib olgan ansorlarning haqqi bor ularda. Shuning uchun biz ularni duo qilishlikka ma'murmiz mana. Solihlarni zikri bo'lganda rahmat tushadiki, ularni haqqiga biz rahmat aytsak, Alloh bizga ham rahmat deydi. Qaysi bir yaxshi duoi xayr qilinsa mu'minlarning haqqiga maloikani Alloh taolo taqdir qilib yaratadi-da, jo'natadi, shunga senga ham shuni misli bo'lsin deydi. Biz ularga rahmat desek, albatta bizga ham rahmat bo'ladi. Alloh alam shunday bo'lsa kerak. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham haq yo'lda barqaror qilsin, hozirgi darsimizga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. O'tgan ajdodlarimizni Alloh rahmat qilsin. Qabrlarini jannat bog'chalaridan bir bog'chaga aylantirsin. Gunohlarni mag'firat qilsin.
Alloh subhanahu va taolo o'zimizni ham gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Anaqagi zulm, kufr, shirk, kizb va isrof ulardan Alloh taolo o'zi saqlasin. Alloh subhanahu va taolo farzandlarimizni solih solihalardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo islomga yordam berayotganlarga yordam bersin. Islomga zarar yetkazganlarga Alloh taolo kifoya qilsin o'zi. Kabiralardan navbatdagisi qat'u tariq, yo'l to'sarlik.